Önceki videolarda bir ürünü bir ülkede üretmenin fırsat maliyetini bulabilmek için üretim imkanları eğrilerini ve çıktı tablolarını incelemiştik. Bunu kullanarak da karşılaştırmalı üstünlük üzerine düşünmüştük. Bu videoda da buna benzer bir şey yapacağız. Ama bu defa işe çıktıyla başlamak yerine girdiği ele alacağız. Ekranda ülke ve ürün başına işçi çalışma saatlerini gösteren bir tablo var. Az önce de söylediğim gibi bu bir çıktı tablosu değil. Yani A ülkesindeki bir işçi kaç tane oyuncak araba yapabilir yerine karşımızda A ülkesindeki bir işçinin bir tane oyuncak araba yapabilmek için kaç saat çalışması gerektiğini gösteren bir tablo var. Yani bir anlamda konuyu her zamankine göre tersten ele alıyoruz. A ülkesinde bu iş 2 saat sürüyor. Bu 2 saatlik işte az önce bahsettiğim girdi değeri oluyor. Bir günde kaç tane araba üretildiğine bakmıyoruz. A ülkesinde bir tane oyuncak araba üretmek için kaç saat çalışılması gerektiğine bakıyoruz. Tamam mı? Benzer bir mantıkla A ülkesinde bir kemer üretmek için gerekli olan girdi de burada belirtilmiş. Bir saatlik bir iş. B ülkesinde bir oyuncak araba için 4 saat, bir tane kemer için de 3 saat çalışılması gerekiyor. Şimdi bunları düşünmeye alışık olduğumuz şekli yani çıktı şekline dönüştürelim. Ne dersiniz? Bunun için bir iş gününün iki ülkede de 8 saat olduğunu varsayacağız. Buna göre bana bir çıktı tablosu oluşturup oluşturamayacağımızı söyleyebilir misiniz? Tabii ki de oluşturabiliriz. Buraya çizelim. A ülkesindeki ve B ülkesindeki çıktıları bu tabloya yazacağız çıktı tablosu ülkelerdeki bir işçinin bir günde bahsi geçen maldan kaç tane üretebildiğini belirtecek. Buraya oyuncak arabaları bu satıra da kemerleri yazalım. Çizgileri de çizelim ki bunun bir tablo olduğu belli olsun. Bir sütun bir tane daha. Hadi bakalım. Hemen videoyu durdurun ve bu tabloyu doldurmaya çalışın. A ülkesinde bir işçi bir günde kaç tane oyuncak araba ve kemer üretebilir? Ve sonra aynı şeyi bir de B ülkesi için yapın. Evet sıra hep beraber yapmaya geldi. İsterseniz bir işçinin bir günde kaç tane oyuncak araba yapabileceğini düşünerek başlayalım. Bir işçinin bir günlük çıktısıyla ilgilendiğimizi de belirteyim. Bunu yapmamın sebebi eğer bu girdi tablosunu kullanarak bir çıktı tablosu yapabilirsek fırsat maliyetlerini alışık olduğumuz şekilde hesaplayabilir ve buna bağlı olarak hangi ülkenin karşılaştırmalı üstüne sahip olduğunu da kolayca belirleyebiliriz. Bir bakalım. A ülkesindeki oyuncak arabalar. A ülkesinde bir oyuncak araba için 2 saat çalışılması gerekiyorsa ve işçiler de ortalama olarak bir günde 8 saat çalışıyorlarsa bir işçi bir günde 4 tane oyuncak araba üretebilir. Öyle değil mi? 2 saat çarpı 4, 8 eder. A ülkesindeki ortalama bir işçi bir günde 4 araba üretebiliyor. Kırmızı ile yazarsam daha iyi olacak. 4 tane oyuncak araba. Ne yaptığımı tekrar etmemi isterseniz 8 saati 2'ye böldüm. Ve bir işçinin bir günde 4 oyuncak araba üretebildiğini buldum. Benzer bir şekilde bir işçinin bir kemer üretebilmek için bir saat çalışması gerekiyorsa bir günde 8 bölü 1'den 8 tane kemer üretebilir. Aynı şeyi B ülkesi için de yapalım. Eğer şu ana kadar yapmadıysanız hemen videoyu durdurun ve A ülkesi için yaptıklarımı B ülkesi için de siz kendi kendinize yapmaya çalışın olur mu? B ülkesinde bir tane oyuncak araba için 4 saat çalışılması gerekiyorsa 8 saati 4 saate bölersek bir işçinin bir günde 2 oyuncak araba üretebileceğini buluruz. Kemer içinde 3 saat çalışılması gerekiyorsa B ülkesindeki bir işçi bir günde toplam 8 bölü 3 tane kemer üretebilir. Bu da 2 tam 2 bölü 3 kemerle aynı şeydir. Gördüğünüz gibi girdiden çıktıya geçebilmek hiç de zor bir şey değil ve artık fırsat maliyetlerini hesaplamak için hazırız. Hadi bakalım. Buraya fırsat maliyeti yazıyorum. Yeni bir tablo çizeceğim. A ülkesi, B ülkesi, oyuncak arabalar ve kemerler. Kemeri turuncuyla yazayım. Bu arada videoyu durdurup fırsat maliyetlerini kendi kendinize hesaplamayı da deneyebilirsiniz. Bu tabloyu kullanarak bunu bunu kullanarak da bunu çizeceğiz. Birlikte yapalım mı? Oyuncak arabaların A ülkesindeki fırsat maliyetiyle başlayalım. A ülkesinde aynı enerjiyi harcayarak 4 tane oyuncak araba, oyuncak araba için A'yı kullanalım. 8 tane de kemer yapabiliyoruz. İki tarafı da 4'e bölersek bir oyuncak araba için kullanılan enerjiyle 2 kemer yapılabileceğini buluruz. Bu da A ülkesinde oyuncak arabanın fırsat maliyetinin iki kemere eşit olduğu anlamına gelir. Bu denklemin iki tarafını 4 yerine 8'e bölünce de bir kemer için harcanması gereken enerjinin 1 bölü 2 araba için harcanması gereken enerjiye eşit olduğunu buluruz. O halde kemerin fırsat maliyeti için de 1 bölü 2 A yazıyor. Bu arada bunların birbirinin tersinin olduğunu da fark etmiş olmalısınız. Aynı şeyi B ülkesi için yapalım mı? Her zaman olduğu gibi bunu kendi kendinize yapmayı da deneyebilirsiniz tabi. Hem kendi kendinize yaparsanız çok daha iyi öğrenmiş olursunuz. B ülkesinde 2 oyuncak araba üretmek için kullanılan enerjiyle 8 bölü 3 tane kemer üretilebiliyor. Bu durumda bir araba için gerekli enerji, iki tarafı da ikiye bölelim, 4 bölü 3 kemere eşit olur. Buraya bir tam 1 bölü 3 kemer yazalım. Buraya geri dönüp iki tarafı 3 bölü 8 ile çarpınca da not etsem iyi olacak. 3 bölü 8 çarpı 2a eşittir. 8 bölü 3k çarpı 3 bölü 8. Bunlar birbirini götürecek. Burada 6 bölü 8 kalacak. 6 bölü 8. 3 bölü 4a eşittir k. Bu da bir kemer için gerekli enerjiyle 3 bölü 4 tane oyuncak araba üretilebileceği anlamına gelir. Peki şu ana kadar yaptıklarımıza dayanarak bana hangi ülkenin oyuncak arabalar için karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu söyleyebilir misiniz? Bunun için oyuncak arabaların fırsat maliyetlerini karşılaştırmamız yeterli olacaktır. Fırsat maliyeti A ülkesinde 2 kemerken B ülkesinde 1 tam 1 bölü 3 kemer. Bu da B ülkesinin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu anlamına gelir. Kemerler için de 1 bölü 2 araba 3 bölü 4 arabadan küçüktür ve bunu da A ülkesinin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olması şeklinde yorumlarız. İşin ilginç yanına gelecek olursak B ülkesinin oyuncak arabalar için karşılaştırmalı üstünlüğü var demiştik öyle değil mi? Neden? Çünkü fırsat maliyeti daha düşük. Mutlak üstünlük A ülkesinde olmasına rağmen yani oyuncak araba üretiminde daha verimli olmalarına rağmen başka bir deyişle A ülkesindeki bir işçi 4 tane, B ülkesindeki bir işçi de 2 tane üretiyor. Ama fırsat maliyetlerine baktığımızda B ülkesinin üretimini oyuncak arabalara, A ülkesinin de kemerlere yoğunlaştırması gerekir diyebiliriz. Videonun ana fikrine dönecek olursak İşe çıktı tablosu yerine bir girdi tablosuyla başladığımızda girdi tablosundan çıktı tablosuna geçerek fırsat maliyetlerini hesaplayıp hangi ülkenin hangi mal için karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu bulmayı başardık.